şu halimize bak. Ay ben beğendim ya, rahat da. Özündeki kırsalık. Kasta. Bak sürekli bana laf sokup durma. Senin lafınla düştük kadının peşine. Vallahi sahada indiririm seni. Yengem çok yakışmış sana. Sağ ol Salay. Gördüğün gibi aynı iltifatı sana etmedi. Eksik kalsın lütfen. Diyelim ki senin şüphelerin doğru çıktı. Ne demek diyelim ki? Ben doğruyu söylüyorum Yıldız. Yengem sen yine de temkinli ol. Seda'ya bir susar mısın? Julia, Doğan'ın hayatının aşkı çıkarsa... Ya yok öyle bir şey. Seda'yı bir sus. Tamam. Yıldız, bak. Eğer Julia, Doğan'ın hayatının aşkı çıkarsa... ...o zaman o Doğan'dan intikamımız alacağız. Yani ben henüz plan yapmadım ama düşünüyorum. Merdivenden yuvarlarız diyorsun. Ne alakası var Yıldız ya? Aa bak, istiyorsan sen hiçbir şey yapma. Otur oturduğun yerde ama ben asla ve asla salak yerine konamam. Yok yok, ben de konamam tamam mı? Atarım merdivenden vallahi umurumda olmaz. Bizi parmağında oynatan bu adama hak ettiği cezayı veririz, okey? Yalnız yani Handan bizden eski karısı biliyorsun, çocuğunun annesi. Onun bile yıllardır bu Julia'dan haberi yok. Yani Zeynep ağzını aradı, Handan'ı da oradan biliyorum. Bilmiyorum artık, bakacağız. Yani biz şimdi kadını görmeye gidiyoruz ama yani kadın tanımadığı iki tipe herhalde dökülmeyecek bir anda bu kadar ketum ve sır saklayan biri ise. Tabii ki dökülmeyecek. Saçmalama Yıldız, şu an biz gözlem yapmaya gidiyoruz. Ama onun tepkilerini ölçmek için ben küçük bir operasyon hazırladım. Ne yaptın? Şirketten kadını arayacaklar ve Doğan Bey acil olarak sizden telefon bekliyor diyecekler. Bakalım ne tepki verecek, panik olacak mı göreceğiz. Aynen öyle. Helal olsun Endo. Yalnız Caner bana incecik kıl gibi bilezik almış. Seninkiler kapkalın. Bir tane versene. Her şeyimde gözün var. Al, al, evet. Al. Bak Seda'yı sahtenin bile bir tanesini veriyor ama gerçek olsa hiç vermezdi. Buna düşküyoruz. Niye yengeç gibi yürüyorsun? Ay ben düz giymeye alışkın değilim hayatım. Ben salon kadınıyım. Sen salon kadınısın, ben ne kadınıyım? Ay ne yapayım yani, havam bu. Aura olarak düşün. Bari o zaman parmak ucunda yürü ya. Ay bu da çok dikkat çekti. Bütün köy kahvesi sana bakıyor. Vallahi bak beşinci soyadın geliyor. Hazır ol. Benden anlamaz onlar. Köylü güzeli gibisin sen. Seni beğenirim. Üf, neyse. Neredeydi bu Julia? Bilmiyorum artık. Marulların yanında mı? Nerede? Sönük bir pazar bu. Julia. Güzel sulu biberler. Yarım kilo alabilir miyim? Tabii. Acı yalnız biraz ama güzel acı. Bak orada. Ay güzelmiş. Bir ben değil tabii. Ay sen git tedavi ol, hepimiz kurtulalım senden. Yani klas duruyor ama tabii uzaktan hiç belli olmaz bu işler. Neyse ben şimdi birazcık onu konuşturup anlayacağım. Ama çok anlarsın çünkü. Neyse hadi. Bereket versin. Zeynep, halkım. Bitirmişsin ha bir kasayı. Evet, bayağı şey yaptım, hoş oldum. Domates ne kadar? Domateslerimiz 25 lira. Ha, ucuzmuş. Biz hep buradan alalım, olur mu nene? Domatesin, ne diyorsun sen ya? Ya şöyle yapma yavrum. İlk pençelerini görecek, ojeli ojeli. Onları az göreyim bir kilo. Nenem biraz huysuzdur da, kusura bakmayın. Ben sana göstereceğim sana huysuz evde. Siz bunları kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Biz evet, hepsini biz kendi çiftliğimizde üretiyoruz bunların. Gelirleri de köy çocuklarına gidiyor. Ha, ne güzel, ne mübareksiniz, Allah kabul etsin. Bir torba daha alayım, ben kendim biber koyacağım. Size koymanıza gerek yok. Ay, kulağı ağır işitiyor da ondan bağırıyorum. Ne, duydun mu? Biber alıyoruz. Vallahi güverteceğim seni, işine bak. Zeynep hanımlara bir ilgileni ver. Tamam. Ay vallahi güzel bu ya, akıllı da. Çocuklara da yardım ediyor. Uyuz oldum çok fena. Hmm.
Sana verdiğim numarayı ara, dediklerimi söyle. Kolay gelsin Hüseyin Bey. Sağ olun Tuğçe Hanım. Ne oldu Hüseyin Bey? Nedir problem? Böceklenme başlamış. Hastalık da var sanki. Başkalarına da sirayet etmesin. Tamam o zaman. Bunları da telef olmasınlar, boş sereye alalım. Tamam efendim. Hüseyin Bey. Başka seraya alıyoruz bunları. Julia Moro'nun telefonu. İyi günler. Julia Hanım'la görüşebilir miyim? Kendisi şu anda müsait değil. Kim arıyor? Doğan Yıldırım görüşecekti. Acil olduğunu söyledi. Hemen aratıyorum. Kilosu 25. 300 tane biber aldım. Hani ne zaman arıyor? Tamam, arar birazdan. Bekle. Dalga. Julia. Doğan Bey'in asistanı aradı. Acil araman gerekiyormuş. Nasıl yani? Acil dedi. Nasıl panik oldu, gördün mü? Panikledi. Almıyoruz iptal. Almıyor musunuz? Al. Julia. Doğancığım. Ne oldu? İyi misin? Neyin var? İyiyim, ne oldu? Beni aramışsın. Hayır. Nasıl hayır? Tuğçe, yani beni aramışlar gizli numaradan. Tuğçe açmış telefonu, bir kadın acil demiş. Julia, ben seni aramadım, hatta aratmadım da. Allah Allah. Yani Tuğçe mi yanlış anladı diyeceğim ama sanmıyorum. Ama neyse, yani sen iyisin ama değil mi? İyiyim, iyiyim, merak etme. Tamam canım. Tamam, ödüm koptu. Bir şey oldu zannettim sana. Sen nasılsın peki? Ya iyiyim yani, şu anda daha iyiyim. Tabii ki panik oldum. Olma olma, merak etme, bir şeyim yok. Hatta bizim Kumru'nun görüştüğü doktora gidip bir de ben muayene olayım dedim. Süper, tamam. Bir şey söyleyeceğim, hazır oraya kadar gidiyorsun. Bir check-up yaptırır mısın? Sen alemsin hakikaten. Ya Doğancığım lütfen. Lütfen, merak ediyorum. Beni bu hayatta senden daha fazla düşünen var mı acaba? Olamaz da zaten. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Ben de canım, görüşürüz. Tamam canım. Bir şeyler oluyor ama. İyi misin? Ne oldu? Ben aramadım diyor. Nasıl ya? Kadın Doğan Yıldırım dedi. Sen yanlış anlamış olabilir misin Tuğçe? Hayır canım, %100 eminim. Allah Allah, çok garip. Neyse, Doğan iyi ya, sorun yok. Tamam. İyi de o arayan kimdi o zaman? Bilmem. Allah Allah, o neydi hakikaten?